Araç stikeri nasıl yapılır? Ayrıca koltuk döşemesine ve hatta emniyet kemerine transfer baskı nasıl yapılır? Herkese merhaba, ben Selim Coşarcan. Yeni bir Printek Online videomuza hoş geldiniz. Bugün farklı bir konumuz var. Sizlere araç sticker, yani araç üzerine yapıştırılan etiketler nasıl yapılır onu göstereceğiz. Bonus olarak da araç koltuğuna logo baskısı ekleyeceğiz. İkisini yapmak için de farklı malzeme fakat aynı cihaz kullanılıyor zaten. Bir adet kesici plotter cihazına ihtiyacınız var. Bugünkü videoda ben en sevdiğim, en üst seviye makinemiz olan Printek Pro'yu kullanacağım. Ama masaüstü modellerimiz de dahil bütün plotterlarımızla hem etiketi, araç stikerini kesip yapabilirsiniz, hem de tekstil folyolarıyla bu kumaş döşeme veya koltuklar üzerine logo veya herhangi istediğiniz şekli basabilirsiniz. Uygulamaya geçmeden önce de güzel bir haberim var, onu sizinle paylaşayım. Bizleri takip ediyorsanız biliyorsunuz çok farklı ürünler, çok güzel cihazlar getiriyoruz sizler için. Çok yakın zamanda ben videoyu çekerken bugün ayın 15'i, 23'ünde gümrüğe girecek 3 yeni cihazımız var. Bunlardan biri Flatbed A3 UV yazıcı. Gerçekten güzel bir makine. Diğeri ikinci nesil yeni DTF yazıcımız. Pro Desk diye geçiyor. Üçüncü ise yeni DTF fırınımız. Bu üçünü de heyecanla bekliyoruz. Gelir gelmez tabii ki sizlere tanıtım videosunu çekeceğiz. Bir de yeni üretimi bitmiş, yola çıkacak Pro 35 serisi, daha da hızlı, daha da profesyonel bir DTF yazıcımız daha geliyor. Neyse, ben konuyu dağıtmadan çok kısa size materyalleri göstereyim. Şu camda yapıştırdığımız logodan yapacağız aslında. Aracın kapılarına yapacağız. Ben iki tane siyahtan kestim bile. Printek yazılarını kırmızıya çevireceğim. Kestikten sonra o işlem nasıl yapılıyor göstereceğim. Kırmızı reklam folyomuzla bahsettiğim Printek yazısını keseceğim. Ayrıca bu da Bayrak Kırmızı Premium serisi tekstil folyomuz. Bununla da koltuk kumaşı üzerine Printek keseceğim. Bu sadece yazı olmak zorunda değil veya basit yuvarlak şekil olmak zorunda değil. En komplike desenleri bile istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Farklı renkleri birleştirebiliyorsunuz. Hatta döşeme veya koltuk üzerine, başlık üzerine kullanabileceğiniz tekstil folyolarında bunlar düz renk alternatiflerimiz. Ayrıca desenli seçeneklerimiz de var. Fakat konuyu çok tekstil folyosuna bağlamayayım. Zaten onlarla alakalı gerçekten birçok videomuz var. Tekstil folyosuyla alakalı oynatma listesini, video değil, size göre sağ üst köşeye paylaşıyorum. Tıklayıp orada neler var, neler yapabiliyorsunuz görebilirsiniz. Evet, isterseniz malzemeleri keselim. Ben öyle bir ayarladım ki ikisini aynı anda keseceğim. Farklı ürünler farklı basınç gerektirir. Ama Pro cihazında farklı vektör rengine göre farklı basınç verebiliyorsunuz. Şöyle dördüncü ekstra pinch roller, yani tekerlek var bu cihazda. Şöyle. Reklam folyosunu önden düz kesiyoruz. Tekstil folyosunu ise arka tarafından ve aynalı olarak kesiyoruz. Bu önemli bir detay. Biraz daha size çevireyim cihazı. Tekerlekleriyle çok rahat dönüyor. Tasarımdan tabii nereden nasıl başlatacağınızı önceden ayarlamanız gerek. Ben de böyle parçalar var, çok önemsemedim. Flash diske kaydettim. Bu dosyaydı. Okey diyorum. Şimdi bakın, normal renkli kesim folyosunu kesmeye başladı. Basınç olarak bunu 140 ile kesiyor. Tekstil folyosuna geçtiğinde basıncı otomatik 130'a düşürecek. Diğer cihazlarımıza göre bayağı daha sessiz.
Vakit kaybetmemek için hızlandırıyorum ama çok kısa normal hıza dönüp yakın çekimden bir göstereyim. Tekrardan hızlandım. Toplamda 4 tane Printek logosunu aşağı yukarı 1 dakikaya kesiyor. Üzerinde saniye var da bitince siliniyor. Ben videodan size kaç saniyede kestiğini söyleyeceğim. Peki böyle de alabilirsiniz. İleri ittirerek de alabilirsiniz tabii ki. Çok önemli bir detay değil. Bayrak kırmızısını normal kırmızıdan farklı olarak ekstra bir beyaz katmanı var. Daha canlı, daha güzel bir renk alabiliyor. Şimdi isterseniz bunları ayıklayalım. Hazır hale getirelim, aşağı araca inelim. Ayıklama kısmını hızlandırarak geçiyorum. Vaktinizi almayayım. Premium tekstil folyosu zaten çok rahat ayıklanıyor ve yapışkanlı bir taşıyıcıya sahip. Yanlışlıkla kaldırdığınız mesela inin noktası gibi parçaları tekrar yerine yapıştırıp fire vermeden kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere aynalık kesilmiş. Şimdi normal reklam folyosunu ayıklıyoruz. Normal reklam folyosu yapışkansız taşıyıcı ve düz kesilen bir ürün. Ayıklama çubuğu yardımıyla içerlek P ve E'nin iç kısımları gibi parçaları da rahatlıkla ayıklayabilirsiniz. Özellikle daha da küçük kesimlerde büyük rahatlık oluyor. Şimdi taşıyıcıyı alma kısmını gösterelim. Bildiğiniz üzere reklam folyosu taşıyıcıyla uygulanan bir ürün. İlk önce siyah parçamız kadar bir taşıyıcı kesiyoruz. Sonra reklam folyosunun üst tarafından taşıyıcıyı yapıştırıyoruz. Biraz folyo taşıyıcıya aktarılmış oluyor. Burada ben bir hata yapıyorum. Taşıyıcıyı aktardıktan sonra kesmemek gerek aslında. Baştan kesip sonra taşıyıcıya koymalı. İkinci hatada da Printek logosunu yanlış parça kestiğim için iki parçayla ek yapıyorum. Kesimlerimiz hazır. İsterseniz şimdi otoparka inelim. Bizim en küçük sevkiyat aracını üzerine biraz logo yapıştıralım. Tekstil folyosunu yapıştırırken şöyle bir mini ütüm var. Onu kullanacağım. Tabii normal ütü de kullanabilirsiniz. Mikrofonu kapatmışım. Ses gelmediyse montaj yaparım. Aslında tekstil baskısında ütü tabii ki tavsiye etmiyoruz. Yıkama direncini düşürür. Fakat araba koltuğunu çamaşır makinesine atmayacağımıza göre sıkıntı yok. Evet, tekstil folyosuyla başlıyorum. Şu sıcak şöyle koyayım. Ağzı bir yere değmesin. Bu arada tişört de gayet iyi gözüküyor burada. Merak edenlere DTP ve reflektif tekstil folyosu hibrit baskı. Şu arada parlayanlar reflektif folyo. Yine bu teknikle yapılıyor. Bu tişörtün yapım videosunu sizin için sağ üst köşeye bağlantı olarak koyuyorum. Neyse, logoya devam edelim. Aşağı yukarı buraya koyalım bakalım, ortalı mı? Ortalı gibi. Kaç... Tahminen böyle 160 dereceye ayarlı. Dediğim gibi normal ütüyle de yapabilirsiniz. Daha bile kolay olabilir. Üzerinden normalde premium tekstil folyosu 150 derece 10 saniye standardı, 5 saniyede bile yapışan kumaşlar var. O yüzden alanımız küçük olduğu için hafif hafif ben üzerinden geçiyorum. Ilık da soyulabilen bir folyo. Tam bayağı uzun durunca ısındı tabi. Baskımız hazır. Koltukları yaparken Erdoğan da geldi. O benden çok daha güzel yapıyor. Şimdi ona teslim ediyorum bu kesip transfer attıklarımı. Küçük atmışım, iki kat transfer yaptım. İşini görür bence. Erdoğan size güzelce göstersin bunu yapıştırmak. Bunlar küçük olduğu için kolay da büyük işlerde zor oluyor. Uygulamada genelde ölçü almamız gerekiyor. Onun için cetvel veya metre kullanmamız gerekiyor. Cetvelimiz var dediniz ama. Tabii ki biz cetvel ve metre unuttuğumuz için göz kararı yaptık. Benim o yarattığım delik yüzünden Erdoğan biraz zorlansa da işini iyi bildiği için rahatlıkla yapıştırıyor tabii ki. İlk önce o siyah parçayı yapıştırdıktan sonra da üzerinde ekli taşıyıcısı olan kırmızı Printek logosunu ekliyor.
işlemimiz bitiyor. Teşekkürler Erdoğan, ellerine sağlık. Kapı logomuz da hazır. Daha önce de söylediğim gibi böyle yuvarlaklar, yazılar kesmek, yapıştırmak zorunda değilsiniz. Çok daha komplike vektörel kesimler de yapabilirsiniz. Mesela arabalara sıklıkla yapıştırılan Atatürk portreleri vesaire gibi stickerları, etiketleri bu teknikle yapabilirsiniz. İçeride de koltuk üzeri baskılarımız gayet güzel oldu. Bunları yaparken Hasan Can da güzel bir fikir buldu. Emniyet kemeri üzerine de logo basabiliriz. Hatta ya şimdi hazır olmadığı için videoyu uzatmamak adına video olarak yapmayacağım ama biz emniyet kemerine bir baskı yapıp onun fotoğrafını da size göre eklerim. Gelelim artık klasikleşmiş kuponumuza. Bu videoyu özel yayınladıktan sonra 10 gün geçerli bütün reklam folyolarımıza %15 indirim yapıyoruz. Sağ üst köşeye kuponu koyuyorum. Reklam folyosu 15, kupon kodunu kullanarak online alışverişlerinizde indirimi elde edebilirsiniz. Kullandığımız bütün ürünlerin reklam folyoları, tekstil folyoları ve kesici plotterların sayfamıza olan ürün bağlantılarını da aşağıda video açıklamalarını ekliyorum. Aramanıza gerek yok. Tıklayıp direkt ürün sayfasına gidebilirsiniz. Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzun konusu daha belli değil. Çekene kadar güzel bir fikir gelir inşallah aklımıza. Ama yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz de kanalımıza abone olup zil işaretine basabilirsiniz. Destek olmak için beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.